Biz alacağımızı aldık. Hayır, bu Fransız askerlerimiz. Çabuk reisi al Berbat'a. Esir miydiniz? Bir Fransız gemisini batırdınız. Reis, batan gemi Fransızmış. Ne dersin Aydın? Ele geçirmişlerdi. Askerler mahzende bağlanmıştı. Sultanım, hükümdar olduğunuz deryalarda sizin izninizle Fransız gemileri emin bir şekilde dolaşıyorlardı. Ta ki geçtiğimiz güne kadar. İmparatorumuz François merak eder. Bilmediğimiz bir şey mi yaptık? Eğer deryalarınıza gemilerimizin girmesini istemiyorsanız emri ferman buyurun, hepsini geri çekelim. Eğer bu hadise düşmanlık için yapıldıysa bize harbi ilan edin. Dostumuzu, düşmanımızı bilelim. Git sultanına söyle. Ben emri ferman buyurana kadar sessiz kalsın. Hayrettin'in neden böyle bir iş yaptığını öğren Kemankeş Paşa. Payitahta gelince de nazikçe huzuruma getirilsin. Siz huzura buyurunca tetkik ettim sultanım. Barbaros Hayrettin hem gemiyi batırmış hem de pek çok askeri telef etmiş. Hayrettin dünkü çocuk değil. Siyaset bilir. İnanma ama bu işin içinde başka bir iş var. Yoksa ne diye böyle bir işe kalkışsın? Hayrettin'in iş tuttuğu Venedikli bir kadın tüccar varmış. İsmi Mia de Luna. Bir anlaşmazlık için gemide alıkoymuşlar kadını. Hayrettin de takip edip kadını kurtarmış. Bizim sancağımız altında kul olan Barbaros Hayrettin, bizim eman verdiğimiz devletin gemisine tüccar bir kadın için mi saldırmış? Dini İslam'ı mübinin siyasetini gönlü için mi bertaraf etmiş? Nezaket bitti paşa. Derhal huzuruma getirirsin. Hayrettin'in huzuruma böyle gelmesi için haber getirir. Böyle gelsin de oyun oynayanları görelim. Kardeşim, Beşiktaşlı Yahya Efendi'den haber var mı? Yolda varmış hünkârım.